Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, FETÖ tartışmalarında en çok gündeme gelen konu hakkında Baylokçu vekil konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Canikli, şu an aktif olan iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında Baylokçu yok dedi ama eski vekillerden Baylok kullananlar olduğunu söyledi. Aktif milletvekilleri arasında Baylok kullanan hiç kimse tespit şu anda söz konusu değil. FETÖ'nün siyasi ayağına dönük tartışmalar devam ederken açıklama hükümetin kritik isminden, Başbakan Yardımcısından geldi. Canikli kesin konuştu. Ne iktidar ne muhalefet. 550 isim arasında Baylokçu vekil yok dedi. Bugün itibariyle milletvekili bakan da dahil tabii elbette. Aktif olarak Baylok kullandığı tespit edilen ve bu şekilde bize bilgilendirilen bir kişi yok. Altını çize çize tekrarladı bakan. Eski vekiller ve teşkilatları dışarıda tuttu. AK Parti teşkilatına ilişkinse dikkat çekici rakamlar paylaştı. Eskilerden var, onlarla ilgili gereği yapılıyor. Teşkilatlarda var, gereği yapılıyor. Bakın şu ana kadar 300'den fazla AK Parti teşkilatlarında farklı seviyelerde, üst seviyede var, daha aşağı seviyelerde de var. FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilmişlerdir. Örgütün kendini gizleme yöntemlerini de anlattı bir kez daha. MİT'in gönderdiği listede Baylokçu milletvekilleri de olduğu iddia edilmişti. İşte o iddiaya da yanıt verdi. İddia edenler varsa lütfen bu bilgileri aktarsınlar, kamuoyuyla da paylaşsınlar. Anında gereğini yaparız ama sadece söylüyorlar, sadece iddia ediyorlar, altını dolduramıyorlar.